Hı, gel. Baba. Belçukur. Geliyor musun? Yapılacak bu kermesle ilgili işlerim var benim. Sen geç eve, gelirim ben. Süreyya da geliyordu da bize kahvaltıya. Hep birlikte yapalım diyecektim. Çok sevindim, çok sevindim. Daha sık gelsin gelin kızım inşallah. Ben de gelirim o vakit. Sen de eve giderken ne lazımsa al. Domates, simit falan. Eksik bir şey olmasın, ayıp olmasın kıza. Para lazım mı? Vereyim mi? Var baba, sağ ol. Baba şey... Sen dün Gamze ile Fatma Hanım için üzerime düşeni yapacağım dedin ya. Nasıl olacak? Var kafamda bir şeyler inşallah. Ben Gamze'nin daha fazla zarar görmesinden korkuyorum da baba. Merak etme evladım. Bundan sonra kimse zarar görmeyecek inşallah. Ben buna gayret edeceğim. Ama sen de bu iş hayırlısıyla kazasız belasız kapandıktan sonra kendi yolundan şaşmadan gitmeye devam edeceksin. Değil mi? Ben yolumdayım baba, merak etme. Evde görüşürüz. Hadi selametle. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Çiçek Hanım. Görüşmek üzere. Hadi selametle. İyisiniz inşallah hocam. Hamdolsun Çiçek Hanım. İyiyim, iyiyim. Hocam bu yardım kermesinin izinleri için siz gidip görüşecektiniz değil mi? Evet evet, halledeceğim ben. Gönüllülerimiz hazırlıklarını tamamladı değil mi? Tabii tabii, biz her şeyi hazırladık. İşte böyle el işi, takılar, örgüler. Allah kısmet ederse kurabiye de satacağız. Onları paketledik, yaptık biz hep. İnşallah bereketli olur da ihtiyaç sahiplerine bir faydamız dokunur. İnşallah Çiçek Hanım, inşallah. Allah razı olsun. Ben halledip geri döneceğim size. Babanız nasıl oldu Çiçek Hanım? İyi. Daha iyi. Ama abimi özlüyor tabii. Evlat kaybetmek kolay değil. Haklısınız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Amin. Ama sizin için de zor Çiçek Hanım. Siz de kardeş kaybettiniz. Öyle hocam. Zor. Ama Allah sizden razı olsun. O dönem bize çok destek oldunuz. Ne demek Çiçek Hanım, her zaman. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hocam. Sizi de Çiçek Hanım.